Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Altı Çayının bayram özel bölümüne, tabii ki değil bayram özel bölümü değil ama 5. bölüm artık bayrama denk geldi. Öncelikle bayramınız kutlu olsun. Belki evde, yurtta, şeyde ailelerinizle, memlekette ailelerinizle kutluyorsunuzdur. Belki arkadaşlarınızla kutluyorsunuzdur veya belki benim gibi böyle kafanıza göre takılıyorsunuzdur. Nasıl kutluyorsanız baştan bayramınız kutlu olsun. Gördüğünüz gibi bardak artık Trabzonspor bardağı değil, bariz sebepler yüzünden. Ayrıca şöyle yani çayın etiketi de, şu kağıt kısmı da koptu. Çünkü neden olmasın, Serdar'ın yüzü neden gülsün değil mi? Hazır futbol takımında Trabzonspor'ken neyse çok girmeyeceğim, çok şey yapmayacağız. Hoş geldiniz apaplarım, baştan hoş geldiniz. Uzun bir süre oldu. Bu uzun sürede dinlendim, dinlenmeye çalıştım. O sırada belki futbol takip etmeye çalıştım, bir şey çıkmadı. Twitter'ı takip ettim, daha da bir şey çıkmadı, kötü kötü olduk. 2020 bütün hızıyla devam ediyor. Dünya tarihindeki en fantastik yıllardan birisi olarak devam ediyor. Neyse, en azından hey kanal geri döndü değil mi? 2020'nin güzel şeylerinden birisi. Neyse, iyi boş yaptım, birazcık daha içimde kalmış. Hoş geldiniz. Ay şu ışık var ya, ay, abi. Şu ışık çok, hem çok sıcak yapıyor ortalığı hem çok parlatıyor. Neyse, birazcık daha iyi bir ışık olur artık zaman içinde, bakalım. O zaman çok şey yapmadan geçelim sorular, ne diyorsunuz? O zaman soru şu: sadece 3 oyunun içine girme hakkı verseler sırasıyla hangi oyunları seçerdin? Hiçbirinin içine girmezdim. Hiçbirinin içine girmezdim. Çünkü yani hepsi felaket lan, olur mu? Fallout desen felaket dolu bir dünyada geçiyor. Half-Life felaketler dolu bir dünyada geçiyor. Bioshock evrenleri felaketler dolu dünyada geçiyor. Zaten öyle cici cici bir dünyaya gitmezsiniz. Yani Sims bile yani felaketler dolu bir dünyada geçiyor yani. Yok yangın çıkıyor, o vampir geliyor, o su geliyor, bu su geliyor. Boşver yani, oyunları oynayalım. Oyunları oynadığınız zaman güzel oluyor. O yüzden oyunlara o noktada o gözle bakacağız. İçinde olsanız iyi olmaz, merak etmeyin. Bu arada tabii ki bu yayının sponsoru Bin Yüzlü Tanrı Valar Morghulis. Buradan da öyle söyleyeyim. Ayrıca pencerenin dışında sürekli kavga eden kediler ve sürekli gökyüzünde uçup bana da ekmek yok mu diye çığıran, bağıran martılar da bir şekilde yapıma yardımcı oluyor. Ses efekti katıyor onlar da. Onlara da oradan teşekkür etmek istiyorum. Neyse, yani hiçbirinin içine girmezdim. Çünkü felaket dolu oyunlar. Korkunç aslında hepsi. O yüzden hayır. Devamının gelmesini en çok istediğin oyun neydi ahbap? Ben o açıdan kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü devamının gelmesini istediğim bütün oyunların devamı geliyor. Fallout'ta öyle, belki Elder Scrolls diyebiliriz ama devamının geleceğini biliyoruz yani. Half-Life'ın devamı geldi. Ya devamı değildi, yeni oyunu geldi, Alex falan. Yani benim istediğim oyunların devamı geldi ya. Ben o açıdan çok mutluyum yani. Çok öyle şey, bir şeyim yok. Hayatımın en zor kararı. Böyle bir karar hatırlamıyorum. Benim açımdan güzel bir şey mi olsa gerek bilmiyorum. Belki hızlı karar veriyorumdur bilmiyorum. O kadar zor bir karar verdiğimi hatırlamıyorum ama. Gerçek hayatta kendin gibi olup gizemleri araştıracağın bir seri yapmayı düşünüyor musun? Mesela Türkiye'de yaşanmış vakaları araştıracağın gibisinden. Böyle bir hayalim vardı, böyle bir düşüncem de vardı. Onun şöyle sıkıntıları var. Bir, tabii ki benim bunun için kaynağa ihtiyacım var. Kaynak derken de para. Ha, bunu buldum, ne yapacağım? Yine büyük bir ihtimalle yapmam. Çünkü çok zaman isteyecek bir şey. Yani bunu hayat tarzı halime, hayat tarzımı buna dönüştürmem lazım. Ki hayat tarzımı buna dönüştürmeyeceğim. Başka planlarım, başka hayallerim var. Ama belki bir gün bir yerlere yine bir dinlenmem gerektiği zaman, bir şeyler yapmak istediğim zaman bu olabilir yani. Ha, kesinlikle olmaz demiyorum ama yani şöyle küçük, incecik bir ihtimal o. Çok dikkate alınacak bir ihtimal değil. Keşke yapmasaydım, etmeseydim dediğin ve en çok değiştirmek istediğin olay. Yine böyle bir şey pek yok. Yani geçmişe dönüp şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım dediğim böyle çok bir şey yok. Yani en azından net bir şey gelmiyor aklıma. O yüzden bir şey yok diyebilirim herhalde bu noktada da. Gizem videoları gelecek mi? Gelecek ama her zaman dediğim gibi. Ne zaman gelecek? Gelirse nasıl olacak? Nereden gelecek falan filan, bunları artık söylemiyorum arkadaşlar. O yüzden ben ahanda gizem videosu veya yarın şu saatte gizem videosu geliyor demediğim zaman beklemeyin. Ama bir ara gelecek. Bunu bilin. Senden kaç gündür ses ve seda yok? Hayırdır, bir sorun mu var? Dinleniyordum dostum. Birazcık dinlendim, kendime geldim ve artık karşınızdayım.
En sevdiğin slasher türü film ve en sevdiğin oyun villain kim? Sanırım en sevdiğim oyun villain Zachary Comstock. Bioshock Infinite'in o zarif hikaye örgüsü, olay örgüsü, karakter örgüsü bana doğrudan Zachary Comstock hatırlatıyor. Onun dışında net bir şekilde hatırladığım bir villain yok ya oyunlarda. Yani belki God of War'dan Zeus derim ama o da artık çok romantik bir havada söylemiş olurum yani. God of War çok sevdiğim seri olduğu için, oyunu çok bir şekilde hatırladığım için belki, ya bilmiyorum. Net bir şekilde Zachary Comstock geliyor aklıma. Sorunun şeyi vardı. En sevdiğim slasher türü film. Bilmiyorum ya. Yani böyle çok bir film aklıma gelmiyor ama Jason'ın ikinci filmi falan diyebilirim herhalde ya. Bilmiyorum. Birinci film okeydi ama ikinci filmden falan itibaren böyle başladı keyif, eğlence falan serinin gidişatı. Onu diyebilirim herhalde. 146. kanal ve 146. Serdar olmanın zorlukları neler? Bundan önceki bütün Serdar'ın ve kanalların yükleri böyle hop diye sırtıma biniyor. Yani 145 tane kanal ve 145 tane Serdar'ın yükleri sırtıma biniyor. Çok da onları taşımak istediğim yükler değil. Ama artık onu o gerektiriyor. Şartlar onu gerektiriyor biraz. Neden 146? 146 yapmasaydım 140 üstü olacaktı. O yüzden biraz sıkıntı o iş. Kanalın konsepti gizemden roleplay'e döndü. Ben öyle keyif alıyorum abi. Ben öyle keyif alıyorsam az çok öyle olacak. Ki yani gizem yapmayacağım da demiyorum bu noktada. Bazı ahbaplarımız alınıp biraz tavır yapıyor ama sıkıntı değil. Okey yani ne diyeyim. Bir de yani gizemden roleplay'e dönmesi de bence sıkıntı değil abi. Yani YouTube'da kaç tane roleplay kanalı var bildiğiniz ve kaç tane gizem kanalı var? Çok fazla gizem kanalı var. Ya GTA olsun, o olsun, bu olsun. Gizem konsepti böyle aldı, büyüdü, ağaçlandı, budaklandı falan. Ben çok şeyi sevmiyorum böyle. Herkesin yaptığı bir şeyi de yapmayı sevmiyorum. Yani ben bir şey yapacaksam farklı bir şey olsun abi. Ben o yüzden gizemlere eskisi olduğu kadar yüklenmeyeceğim ama bırakmayacağım da. Çünkü bir yanımda her zaman o tarafa bağlı olacak. Lovecraft'la okyanusun derinliklerine yolculuk mu? Rowling ile Hogwarts'a yolculuk mu? Hadi bakayım yobazlardan hangisiyle şey yapacağız? Evet, Lovecraft her ne kadar güzel bir yazar olsa da, ki Rowling de öyledir. İkisi de biraz yobaz karakterli. Lovecraft'in baya Amerikan muhafazakarlığı var. Böyle white supremacist gibi falan, beyaz ırkçı gibi falan iyice ifadeleri var, şeyleri var. Hoş biraz o artık şeyden. Çok delice üzüntülü bir hayatı olmuş Lovecraft'ın. O biraz sıkıntı yani. Açıp bakarsanız işte babası erken yaşta delirip ölmüş, annesi erken yaşta delirip ölmüş, annesi erken yaşta delirip ölene kadar Lovecraft'a çok tuhaf davranmış. Babası ölünce işte dedesiyle birlikte yaşamaya başlamışlar. Dedesi güya zenginmiş ama dedesi de iflas etmiş. Yani ölünce daha doğrusu iflas etmiyor, ortaya çıkmış falan filan böyle. Şok da şok, şok üstüne şok falan filan diye gitmiş yani adamın hayatı. Bir noktada şey diyorsun, ulan tamam bu herif yani, bu herifin başka türlü çıkması imkansızmış zaten falan diyorsun. Savunulman falan değil de. O yüzden Lovecraft olabilir. Çünkü Rowling'in birazcık daha, Rowling de biraz hafif bir öyle havalar var ama yani onun bir çarşayı varmış artık, imkanı varmış yani. Aa ulan yaptığım yanlış falan diyebilecek imkanı varken dememiş. Sıkıntı yani Rowling biraz. O yüzden Lovecraft'la okyanusun derinliklerine kesinlikle. Geçen 6 ayında hayalin bir oyun yapmak olduğunu söylemiştin. Peki bu oyunun türü ne olurdu? Oyunda ne anlatırdın? Hayalim bir oyun yapmak değil. Geçen 6 ayında ne dediğimi şu an çok net hatırlamıyorum ama hayalim değil. Planım o. Hani dümdüz planladığım gelecek o. Yani hayatımı ben bu şekilde kazanmak istiyorum. Oyun yaparak. Ve yaptığım ilk oyunlar korku oyunları olacak ki sizlerle bazı ayrıntıları da tabii ki zaman içinde paylaşacağız. Beklemede kalın ama ilk oyunlar korku oyunları olacak. Oyunda ne anlatırdım? Artık onu zamanı gelince göreceğiz. İleride hangi korku oyunu çekeceksin? Haha! Bu bir yine sürpriz olsun. Geldiği zaman şey olsun ama aklımda çok spesifik bir oyun var. Çok videosu gelmedi. Sanırım bir veya iki videosu falan yapmışım. Daha saçımla oynuyorum. Videosu gelince bence seveceksiniz. Ki zaten bence halihazırda sevdiğiniz bir korku oyunu. Gelince anlarsınız. Zaten tahmin edenler de çıkar yani yorumlarda.
Ben de kendi oyunumu yapmak istiyorum. Bana önerebileceğin uygulamalar var mı? Unreal Engine gibi. Ha. Şimdi. Yani şöyle. Oyun yapmak çok aslında kapsamlı bir iş. Çok basit bir şey yapmak istiyorsan GameMaker diye bir şey var. Bir program var, motor var. Yani kendi oyununu rahat rahat yapabilirsin. Yani Unreal Engine de sana çok yardımcı olabilir. Kodlama, ayrıntılı bir kodlama bilgisine sahip olmadan orada yine kodlama yapabiliyorsun. İşin model kısmına geçmek istiyorsan Blender var, oradan bir şeyler yapabilirsin. Design kısmı için de aslında spesifik uygulamaları var. Genelde insanlar farklı farklı şeyler kullanıyor ama Artisy Draft diye bir uygulama var. Designerlar için müthiş bir program. Bu ücretli. GameMaker de ücretli tabii. Unreal ücretli değil bildiğim kadarıyla. Ya bunlar var ama yani ya işte bir yandan seçmen lazım. Ben oyun yaparken şununla ilgili bir görev almak istiyorum falan demen lazım. Dediğim gibi çok daha basit bir şey yapacaksan, ben hepsini tek başıma hallederim diyorsan, ya istersen hepsini kullan ama bir ihtimal daha küçük bir şey yapacaksan GameMaker mıydı? Şeyimiz unuttum ha. Neyse. Onu şey yapabilirsin yani. Onu kullanabilirsin. En sevdiğin kahve. Shibo diye mi telaffuz ediliyor? Shibo diye mi telaffuz ediliyor? Bilmiyorum ama o. Çok güzel kahve. Harika kahve. Çayımdan da bir yudum alayım. Sence Muaver'in geleceği hangi faction ile en iyisi olur? Şimdi şöyle. Fallout dünyasından bir soru bu bilmeyenler için. Fallout serisi her zaman eski dünya ile eski dünya fikirleri, sembolleri, ideolojileri ve teknolojileriyle ya yeni dünya fikirleri, sembolleri, teknolojileri falan filan eski dünya ve yeni dünyanın çatışması üzerine kuruludur ve aslında oyunun içinde gördüğünüz, seri içinde gördüğünüz karakterler, mekanlar da hep bu çatışmanın arasında kalan unsurlardır. Hep bu çatışmanın kurbanı olanlardır. O yüzden şimdi Mojave'ye yani New Vegas'a baktığında eski dünyayı baz alan factionlar var, yeni dünyayı baz alan factionlar var ama genel olarak eski dünyayı baz alan factionlar daha bir baskın. İşte Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti Amerika'yı baz alıyor, Caesar'ın Lejyonu Roma'yı baz alıyor, en azından ilkel bir Roma dönemini baz alıyor. Ben ikisini de seçmem, ikisi de eski dünya. Ha, ben özellikle yeni dünyayı da seçerim demiyorum. Daha çok bir çünkü şey var Fallout dünyasında. Genelde hep bir işte okey yani eski dünyanın işlemeyen özelliklerini bırakalım, işleyenleri alalım ve yeni bir dünyayı da biz kuralım kafası oluyor yani. Hep bir sentez olayı var. Sentezle gitme olayı var. Bu sentezden yola çıkarak herhalde House derdim ya. Mr. House ve bağımsız New Vegas derdim. Çünkü yani diğer factionlar da çok öyle müthiş factionlar değiller. Çelik kardeşliği olsun veya ne bileyim neler var, çeteler olsun, diğer dandik dandik kabileler olsun. Bunlar da çok müthiş factionlar değiller. House derdim. O da biraz tiran kafasında gidiyor ama en azından şey diyor abi bak 50 yıl içinde 100 yıl içinde aya çıkacağız falan diyor böyle yani. Bir kafasında bir fikir var. Diğerlerinin çok bir planı yok adam, ben büyüyeceğim diyor, ele geçireceğim diyor. Öyle yani. Ağustos ayına özel bir programın var mı videolar için? Ağustos ayına özel bir programım yok videolar için. Seriler konusunda birazcık daha sadeleşmeye gideceğim. Yani böyle zırt bırt artık yeni oyun görmeyeceksiniz. Var olanları bitirmeye çalışacağım. Yeni bir dediğim gibi bir korku oyunu gelecek. Ama spesifik özel bir planım yok. Yani birazcık daha kafama nasıl eserse öyle gidiyorum. Bakalım. Lan kayıttayım değil mi? Ha, kayıttayım okey. Bazen böyle şey oluyor. Ha ya biraz ara vermemin sebebi de oydu. Böyle işte ne bileyim bir video böyle donuyor falan yükleyemiyorum. Diğer videoda ses olmuyor falan. Öbüründe başka bir şey oluyor. İşte bir tanesinde edit programı patlıyor falan filan. Böyle ola ola bu küçük küçük teknik problemler beni çok sinirlendiriyor. Ben böyle çok şey yapıyorum. İyice soğuyorum. Böyle teknik problemler yaşadıkça hemen soğuyorum. Neyse. O soğuma dönemi geçti yani. Şu an iyiyim. Ama bir yandan da iyice paranoyak bir şey aldım yani. Oğlum teknik problem var mı yok mu falan ne durumdayız diye. İyiyiz şu an güzel. Kayıttayız.
Outer Worlds oynayacak mısın? Outer Worlds oynamayı planlamıyorum şu an. Belki gelecekte oynayabilirim. Yani kafamda spesifik bir plan oluşursa, belki yeni bir çalışan gelirse, belki eski çalışanlarından biri gelirse Outer Worlds oynayabilirim. Ama şu an Outer Worlds oynamayacağım, böyle bir planım yok. Oyun oynama dışında incelemeyi de düşünür müsün? Yani dediğim gibi bazı serileri özel olarak hikayeleri incelemek için yapıyorum ama oyunların oyun incelemeleri yapmayı şu an istemiyorum ya. Yani bilmiyorum, çok şey gelmiyor bana. Yani oyunu oynarken düşüncelerimi sunmak veya oyunun sonunda düşüncelerimi sunmak veya belki başına düşüncelerimi sunmak daha iyi geliyor. Belki daha spesifik şeyler yaparım ara sıra, özel videolar, ama öyle çok bir planım yok. En fazla nefret ettiğin oyun ne? Five Nights, yok. Rahat ol. Çok öyle nefret ettiğim oyun yok ya. Yani dediğim gibi böyle bir düşünce aklıma gelmiyor. Hakikaten yok yani. Evet. Ben böyle sevgi, pozitif duygularla dolu bir insanım falan. Neyse apaplarım, böyle yani. Şu an bugün, bu haftaki ya bu bölümki sorular bunlardı. Eğer sizin sorduğunuz sorulardan birini cevaplamadıysam, ya sorduğunuz soru uygun değildir ya cevaplamam uygun değildir, veya önceki videolarda, önceki altı çay videolarının birinde cevaplamışımdır. O yüzden yani sorularını sormadan önce bir bakın bakayım önceki altı çay videolarından, çünkü 4 tane daha var bunlardan. Orada da böyle ayrı ayrı sorular soruluyor. Bazen çok sık sorulan soruları cevaplıyorum ama yani tekrar sorulan bir soruysa çok büyük bir ihtimalle cevaplamayacağım. O gözle bakabilirsiniz. Neyse. Böyle. Ve izlediğiniz için teşekkürler apaplarım. Beni çayınızı alarak takip ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Şu an lafı biraz uzatıyorum çünkü az çok outro'mu nasıl yaptığımı unuttum ama bence çok da ezber bir outro olmamalı zaten. Hepinizi seviyorum. Bayramınız kutlu olsun. Çayınız sıcak ve taze olsun. Serin rüzgarınız da bol olsun diyeyim. Ne yapayım? Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.